Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 4. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Yeni şehir, eski yüzler. Ay aşağıda şey kalmıştı. Neyse, çıkıp alalım yine. Burnum akıp akıp durmasa ne güzel olacak. Drakula'dan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Yani elmas şelalesi girirse şeyi oynarım. Kali Samsar'ın ateşi, Tiyan rotası oynayabilirim. Kamal rotasını da çekebilirim. Ama elmas şelalesi gelince tabii. Yani gelmeden şimdi elmas da harcayabilirim de harcamak istemiyorum. Çünkü o elmaslar bana lazım oluyor. Evet. Bölüm 2. Gün batımındaki olay. İyi akşamlar Laya. İyi akşamlar Bay Soydan. Genç adam kapının kenarını sıkınca ne kadar heyecanlı olduğunu belli etti. Lütfen bana sadece Ezel deyin. Olur mu? Türkiye'deyiz. Burada erkeklerle kadınların arasındaki mesafeye önem verdiklerini duydum. İstanbul'dayız. Bu şehir neredeyse 3000 yaşında. Büyükler kural çiğnese de olur. Gerçi kurallar eskiden beri İstanbul'un umurunda olmadı. O hep genç kalır, hep yanıp tutuşur. O kendi kurallarını yazar. Ne güzel bir metafor. Bir şehirden o bir insanmış gibi bahsetmek. Bazen gerçekten de bir insan olduğunu düşünüyorum. Belki yakında siz de bunu hissedersiniz. Ezel Soydan bana kaderin cömertçe sunduğu yeni bir bulmacaydı. Durmadan kendimi onu hiç tanımadığımı hatırlatıp durdum ama yine de ona bakarken Hasan'ı görmemem imkansızdı. Tebessümü tıpatıp aynıydı. O gülümseyince ben de istemsizce gülümsemeye başlardım. Peki Ezel, o zaman siz de bana sadece Laya diyebilirsiniz. Laya. Gerçi Serkan'ın yanında resmi hitap şekli kullanırsak iyi olur. Herkes için. Serkan? Ailemizin büyüğü. Geleneksel düzenin büyük destekçisi. Sizi akşam yemeğini tanıştıracağım. Ben bu Serkan'ı Mehmet sanmıştım. Ailemizin büyüğü deyince. Yarım saat sonra salona toplanıyoruz. Ben de sizi yanımıza davet etmek istedim. Peki Leo nerede? Bir an için Ezel durakladı. Ardından kibarca dedi ki. Arkadaşınız bizimle olacak elbette. Onu da davet ettim. Ezel gitti. Ben ise pencereye döndüm. Boğaza bakarken beni bu şehre getiren olay zincirini hatırlamaya başladım. İki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri, Lasville. Vlad ağır adımlarla kubbeye doğru yürüdü. Beni tutan endişeli Leo ile Sandra şok içinde ısırı inceliyorlardı. Ah Leia, benim yüzümden neler yapmışsın. Seni benim korumam lazımdı ama sen hayatımı kurtarırken neredeyse ölüyordun. Yani aslında Leia kendini kurban ederek Vlad'ı uyandırmış oldu ve o da sayesinde her şeyi anladı. Evet. O an Leo birden kendine gelmiş gibi hızlı döndü ve bağırdı. Vlad gitme oraya, geri dön, kaç. Ama Vlad çoktan cübbeli figürlerin yanına yaklaşmış, etrafına sarmalarına izin vermişti. Bir sonraki anda hepsi kubbenin kör edici ışığında kayboldu. Aynı saniye içerisinde gücüm beni tümüyle terk etti ve gözlerim kapandı. Hmm.
Bilincim yavaş yavaş geri dönüyordu ama bedenim hala uyuşmuş haldeydi. Yarıçapa göz kapaklarımın altından altınımsı bir ışıltı ile sarılmış etrafımı görüyordum. Galiba o kubbenin içindeyim. Üzerinde iki yüz gördüm. Uğur, hayatta mı? Evet Rafi, ama yardımına ihtiyacımız olacak. İnsanlar çok kırılgandır. Bu kız yine iyi dayandı. Evet, buna ben de şaşırdım. Sanki başka seçeneğim vardı. Demek ki o kadar kırılgan değilmişim. Bunu söyleyelim. Kendime geldim bile. Birazdan ayağa da kalkarım. Bu insanlar belli ki Tetra'nın temsilcileriydi. Anlayış dolu ses tonları hoşuma gitmemişti. Ama ben kıpırdayamıyordum bile. En kalkması. Yanımızda iki figür daha yaklaştı. Biri oldukça iriydi. Onun da üzerine cübbe vardı. Diğerini ise tanıyordum. Saygının kıdemli meslektaşlarımız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Chronicles of Tetra'dan geçmişteki ender ziyaretleriniz hakkında okurken sizi bir gün canlı canlı göreceğimi hayal edebilir miydim? Lütfen asıl konuya geçelim. Tabii, affedersiniz. Bir yönetici olarak elimizden gelen her şeyi yaptığımızı size bildirmek zorundayım. Hem benim kartallar klanım hem aslanlar sadık yardımcılarımızdır. Yaşananlar onların suçu değil. Sadece Leo Nolan'ın bu kadar zor bir göreve hazır olmadığı ortaya çıktı. Kuralları biliyorum ve cezadan kaçamayacağını anlıyorum. Ama bir zamanlar yaptığınız gibi tüm aslanlar klanını cezalandırmayın lütfen. Aslanları cezalandırmak için bir sebep göremiyorum. Savaşçı Leo'yu da bu arada. Karanlığın kaynağı ele geçirilmiş. Görev tamamlanmış. Yani Leo her şeyi doğru yapmış. Cevap Agu'yu şok etti. Affedersiniz, bilgeliğinizden şüphem olamaz tabii ama anlayamıyorum. Neden onu seçtiniz? İnsanüstü güçlerle alakalı davalarla her zaman kartallar ilgilenirdi. Ama aslanların da bunu yapabileceklerini kabul ediyorum. Fakat en önemli görevi en genç ve en deneyimsizce vermişlerdi. Neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Kız birden ayağa fırladı. Siz her şeyi biliyorsunuz ama değil mi? Yalnız burnunuzun ötesini göremiyorsunuz. O kadar akıllısınız ki. Cesur, saf bir kalp, akıldan daha önemlidir. 6 asır önce bu genç adam yine hiçbir şey bilmiyordu ama hissetti. Sadece o hissetti. O zaman duyulmamış bir suç işledi ama bunu yapmasaydı... Rafi. Adam kızın susması için gözleriyle işaret etti ama çok geçti. Yani bu o mu? Aslanların itibarını kaybetmesine neden olan o kişi Leo muydu? Ya da o zamanlarda taşıdığı ismiyle Aslan. Aku'ya kadar ben de çok olmuştum. Ama Kronelis görevi reddeden savaşçıların cezalandırıldığını söylüyor. Yeni doğum hakkına sonsuza kadar mahrum bırakılmıştı. Arkadaşlar geliyorum hemen. Evet, devam ediyorum. Ölüm onun için her şeyin sonu olmalıydı. Nasıl oluyor da bu aslan klanı yüzyıllardır bedelini ödüyor ama gerçek suçlu yeni bir hayata ve yeni bir göreve kavuşuyor? Tetra'nın ana ilkesi. Her şeyden önce adalet. Tarafınızı ihlal edilmiş olmadı mı böylece? Aquilian sesi gittikçe yükselirken omzuna ağır bir el dayandı. İri bir silüet kükreyerek bir şeyler söyledi. Kız açıklamasını yaptı. Kendinize gelin. Aesium'un yüksek başkanına hitap ederken saygılı olun. Aquilian'ın öfkesi anında dindi, rengi soldu. Yani insan dünyasına bizzat mı geldi? Üzgünüm ben. Haklısınız Alan. Tetra'nın ana ilkesi ihlal edilemez. En azından benim için bu böyledir. Cezalara Aesium konseyi karar verir ve kralın cezası yerine getirildi. Ama bu gencin kaderine müdahale etmişler. Yukarıdakiler. Cezasını iptal etmişler. Bu çok gizli bir bilgi ve konseyin bile bundan haberi yok. Gerçeği sadece ben, iki yakın çalışanım ve şimdi artık siz bile biliyorsunuz. Umarım bunun ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Akuil doğruldu ve hızlı cevap verdi. Rahat olabilirsiniz Yüce Başkan Uğur. Her şeyi kesinlikle gizli tutacağım. Teşekkürler, gidebilirsiniz. Ve Savaşçı Leo'yu da buraya çağırın. Ona birkaç sözüm var. Leo buraya mı gelecek? Şu an ona çok ihtiyacım var. Ama ben daha çok Vlad'ın nerede olduğunu merak ediyorum.
Onu göreceğim için çok mutluyum. Umarım Val'da ne olduğunu biliyordur. Tabii ki bu. Sonuna kadar güvendiğim, sevdiğim dostum Leo'nun oradaki varlığı benim için çok önemliydi. Ama yanınızda olmayan dostumuzun durumu da bir o kadar endişelendiriyordu. Vlad kupeye girmişti. Yani burada bir yerlerde olmalı. Etrafıma bile bakamıyor olmam çok kötü. Tamam. Ayak sesleri duyuldu. Ama giren kişiyi göremedim. Çünkü aniden tekrar karanlığa gömüldüm. Ve bu sefer çok daha derinden, karanlığın beni tütmeye başladığı en dibe çökmüş gibiydim. Korkunç kabusların parçaları gözlerimin önünde parladı. Dehşet, kemiklerimin iliğine kadar işledi. Korkunç pençelerinden kaçınmayarak sayıklayıp titredim. Hayır, hayır, bırak. Bir noktada dayanamayacağımı sandım ama o an tanıdık, nazik bir ses duydum. Bana sesleniyordu. Korkma, halledersin. Ben yanındayım. Kimin sesi o? Bu ses beni yönlendirdi, güç verdi. Onu takip ederken kendimi güvenli hissettim. Cesaretlendim. Şimdi uyan, zamanı geldi. Gözlerimi açtığımda kendimi çok daha iyi hissediyordum. Vücudum paravanın arkasındaki rahat bir köşeye yerleştirilmiş sıcak bir yatağa gömülmüştü. Geçmiş ve gelecek, sade bir takım. Evet. Karşımda ise beni çağıran sesin sahibi vardı. Ha, annesini mi görüyoruz? Tatlım, geri döndün. Anne? İlk önce aradan çok zaman geçtiğini ve evde getirildiğimi düşündüm. Ama etrafa baktığımda hala kubbenin içinde olduğumu fark ettim. Daha iyi hissediyor musun benim güzel cesur kızım? Oturmama yardım etti ve parmaklarının nazikçe avucumun üzerine gezdirdi. Tıpkı ben küçükken yaptığı gibi. Nereden çıktın? Millie'yi gördün mü? O iyi mi? Biliyor musun? Millie mi? Önemli değil. Önemli olan senin kendini daha iyi hissetmen. İstemsiz irkildim. Bu gerçek olamazdı. Annem asla Millie ile önemli değil kelimelerini yan yana kullanmazdı. Ne oldu ona? Kötü bir şey mi? Gözlerime bakmaktan kaçınarak cevap verdi. Cevap vermedi. Lütfen susma. Anlat, olay ne? Karşındaki kişi sandığın biri değil. Olay bu. O an içeri Noe girdi. Bana hızlı bir bakış attı. Bakıyorum da birileri macerasız yaşayamaz. Babacığın uzaklaştığı anda yine bir sürü belaya bulaştın, değil mi? Noe karşımda duran kişiye döndü ve onu dikkatlice inceledi. Bak bak bak, ışık dünyalarının sakinleri de mi insanları kandırıyormuş? Şunu söylemeliyim, illüzyonunuz çok güzel, çok inandırıcı. Bravo. Usta'nın gerçek yüzünü görmeye çok isterdim ve adını öğrenmeyi. Etrafımızdaki hava dalgalandı. Benim adım Rafaella ve bu bir kandırmaca değil, tedavinin bir parçasıydı. Kendine gelmesine yardım etmek için kalbindeki en değerli görüntüyü canlandırmak zorunda kaldım. Noe'nin gözleri ilgiyle parladı. Vay canına, ilk kez bir kadın meslektaşımla tanışıyorum. Rafaella, ne kadar tatlı bir adınız var. Bak bak bak, döverim seni ha. Kızın yanakları kızardı. Gerçekten mi? Neden tatlı? Ne oluyor? Noe, nereden çıktın sen? İllüzyon kalbimi paramparça etmişti. O an görmek istediğim son şey bu ikisinin flörtleşmesiydi. Noe bana bakmadan girişigüzel bir şekilde elini sağladı. Önemli, müzakereler için geldim. Sen biraz daha uyu ya. Kapa çeneni diyor, sus uyuyat diyor yani. Ben kızla konuşayım diyor. Döverim seni. Hayvan. Rafaela'nın omuzuna dokunarak onu yataktan uzaklaştırdı. Aa, adınıza neden bir tatlı türünü çağrıştırdığını gerçekten bilmiyor musunuz? Gelin anlatayım. Küstahlığı beni o kadar çok şok etti ki. Endişelerimi bile unuttum. Pekala Noe, dur bakalım. Sırtta da bana dönük duruyorlardı.
Rafi gülümsüyor, Noe ise bülbül gibi ötüyordu. Sırtına şöyle güzelce bir tekme atmak isterdim. Ama o an bir şey fark ettim. Edith'in mantosunun kırımlarında bir çift kulak görünüyordu. Bunlar gerçek tavşan kulaklarıydı. Kabarık, beyaz, pembemsi. Üstelik canlı. Radar gibi dönerek etraftaki sesleri yakalıyorlardı. Ya çok da... Ve beni fark ettiklerinde kibarca sallandılar. Sanki davet ediyormuş gibi. Ya yiyeceğim tavşan kulağı gibi. Kulaklarla konuşuyorum. Bir bu eksikti. O an Noe'nin parmakları sırtının arkasından ısrarla bana kulaklardan beni işaret etti. Diğer kulağı ise Noe kendi tuttu. İhtiyatlı bir şekilde yaklaştım ve serbest kulağı yakaladım. Noe'nin Rafi ile sesi bir anda boğuk boğuk gelmeye başladı. Onun yerine... Ne oluyor ya? Arkadaşlar camı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Onun yerine iki farklı ses duydum. Ve perdedeki boşluktan kubbenin diğer ucunda konuşulanları gördüm. Yani Noe birilerini gizlice dinlemek için kızı bilerek lafa tutuyor. Bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkürler danışman. Bu şartlar altında başka türlü olamazdı. Evet, mahkumumuzu size getirmemize pandemoniumdakiler çok şaşırmış olmalı. Ve öylesiye korkmuşlar. Ne de olsa onun karanlığına daha önce şahit olmuşlardı. Uykulu çayırın ona uzun süre tutunacağını mı düşünüyorsunuz gerçekten? Tabii ki hayır. Bu mecburi ve geçici bir karardı. Bu karanlığın peşine düşerken yakalandığı gün ikiye katlanacağını kimse beklemiyordu. Bu kız yakında olduğu için hepimiz çok şanslıyız. Onun aralarında derin kişisel duygular varmış. Korkarım Vlad Drakula'yı sadece ve sadece kendisi bunu istediği için yakalayabildik. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra onun karanlığını bastırabilmek için gerçekten ciddi ve kesin bir yöntem kullanılmalı. Ama buna ancak genel kurul izin verebilir. Onaylaması biraz zaman alacak. Umarım o zamana kadar işbirliği konusundaki fikrini değiştirmez. Septentrion düşünceli başını salladı. Halbuki sizinle en son görüştüğümüzde yine böyle temel bir yöntem konuşuluyordu. Ah evet. Sesim çok iğrenç oldu ya. Belki de en temel olanıydı hatta. O zaman sizinle büyük bir yerde büyük bir sır saklamıştık. Bu sayede hala her şey güvende ve sağlamdır. Ne kadar oldu? Hangi yüzyıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Yılı bile hatırlıyorum. Dünyevi hesaba göre Noel'den sonra 532. sene. Birlikte mi bir sır saklamışlar? Ama ne sırrı? Evet, unutulmaz bir yıldı. O günlerde insanların en karanlık yaratıklardan bile daha karanlık olabileceğini ikna olmuştum. Ama bazen işlerini tahmin edemeyeceğimizden bile daha fazla ışık olabiliyor. İnsanları harika yapan da bu. Görünüşte uyumsuz olanı uyumlarlar. Ur tedirgin oldu. Belli bir kişiden mi bahsediyorsunuz? Şu an bizimle aynı çatı altında olan kızdan bahsediyorum. Sizi uyarmak istedim. Karanlık dünyaya girebildiğini keşfetti ve bunu periyodik olarak kullanıyor. Böylece gerçekte kim olduğunu öğrenmiş oldum. Ona göz kulak oluyorum ve bize yaptığı tüm ziyaretinin izlerini siliyorum. Ama biri öğrenirse gerçek ortaya çıkabilir. Başkan üzülerek ellerini iki yana açtı. Gücünü kullanmayı öğreniyor, çok doğal. Er de geç fark edilir hale gelir. Birkaç insan şimdi de çift karanlık. Gittikçe daha fazla kişi bu kızın bir azur olduğunu öğreniyor. Yani onu daha çok korumamız gerekiyor. Azur? Bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Noyna bu kelimeyi duyunca irkildiğini fark ettim. Pekala, üzücü şeyler konuşmayalım artık. Beni sizin şu yeni editumunuzla tanıştırın. O da bu harika ekibin bir parçası değil mi? Kızdan bakıyorum da şimdi bile hiç ayrılmıyor. Evet, onu davet edeceğim. Noe aceleyle kulakları cebine sokuşturdu. Ama kulaklar inatçıydı. Noe birini saklar saklamaz, diğer dışarı çıkıyordu.
Septentrion yaklaşıyordu. Noh iki kulağı da tuttu, cebinden çıkardı ve elime tutuşturdu. Ay! Onları arkama saklamaktan daha iyi bir şey bulamadım. Selamlar, bayanlar. Hanımefendi, daha iyi hissetmenizi sevindim. Noy, hadi gidelim. Seni bekliyorlar. Gittiler. Rafi ile yalnız kaldık. Affet beni Leya, kafanı kurcaladığım için. İllüzyonum seni üzüyorsa kusura bakma lütfen. Bize en çok güç veren şey, en çok da acıyı verir. Sorun değil. Neyse ki şimdi çok daha iyiyim. Acı vericiydi ama aynı zamanda çok güzeldi. Ama bunu tekrar yaşamak istemem. Cesaret almıştık. Şimdi şans almamız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Sevdiğim kişinin bir serap olduğunu anlamak gerçekten canımı yaktı. Ama ne kadar yanıltıcı olsa da bu anlar için sana minnettarım. Arkamdaki kulaklar bir türlü uslu durmadı. Sırtımı gıdıklıyor ve ellerimden kaçmaya çalışıyorlardı. Garip vücut hareketlerimi fark eden Rafi tedirgin oldu. Ayakta durmakta zorlanıyor musun? Halsiz misin? Ah biraz, muhtemelen uzanacağım yine. En doğrusu, ben de sana çay yapayım. Kız gidince kulakları yorganın altına sakladım. Ama orada da rahat duramadılar. Çırpındılar, zıpladılar ve bu çok belliydi. Yorganın altına baktım. Sizi nasıl sakinleştirebilirim? Sanırım sevgi göstermeliyim, kuvvetle sıkmalıyım, mıncıklamalıyım. Tabii ki bu. Kulakları okşamaya başladım. Sevgiyle, şefkatle. Çok tatlı bir duyguydu. Kulaklar kadifemsi ve sıcaktılar. Kulaklar mayıştı ve tamamen sessizleşti. İşte böyle, uzanın güzelce. Çay hazırdı. Rafi yanıma duvanı tutan bir kuba koydu. Şaşkınlıkla kokusunu içime çektim. Lavanta, ah evet, kafamda görmüş olmalısın. Sadece gülümsedi. Ben ise tişörtümdeki baskıya bakarak gözlerimi indirdim. Bu da senin kafandan. Görüntü ve duygu kolajı. Çok güzel ve doğru. Teşekkürler. İçinde resimler mi var? Neyse. Rafaella, Vlad'a ne yapabilirler? Buna konsey karar verecek. Seni Tetra savaşçısını ve diğer pek çok kişiyi neredeyse öldürdüğü göz önüne alındığında hafif bir ceza beklemezdim. Ama bunu Vlad yapmadı, karanlık yaptı. İçine bir insan uyandığında sadece canavarı yargılamak doğru mudur? Üzgünüm, bu konuda bir yetkim yok ve korkarım başkan olmasına rağmen Urun da yok. Söyle bana, sen ve o, siz kimsiniz? Sence? Tetra'nın karanlık güçlerle savaştığını anladım. Bir de içinde kartallar ve aslanlar varmış. Özel güçleri var ama yine de hepsi insan. Siz onların yöneticisi ve aynı zamanda Tetra'nın parçasısınız. Ama siz başka dünyadan geliyorsunuz, değil mi? Özünde haklısın. Lütfen bana daha fazlasını anlat, biraz açıkla. Evet. Unayla başını sağladı. Kendine biraz çay koydu. Karanlık ve aydınlık yaratıkların dışında tarafsız olanlar da vardır. Koruyucular. Görevleri dünyanın her yerine adalet dengesini korumak, onu sürdürmek. Onlara tetramorf denir. Çünkü onlar dört surete göre yaratılmışlardı. Aslan, kartal, öküz ve insan. Öküzler, kartallar ve aslanlar dünyada insanların bedenlerinde doğarlar. İnsanlar gibi onların da ölümlü ama ruhlarının doğası farklıdır. Onlar koruyucudur ve tehlike anında görevi yerine getirmek gerektiğinde gerçek özleri ortaya çıkar. Leon'un çatışma sırası neden değiştiğini şimdi anlayabiliyorum. Leon'un rolü hakkında daha çok şey öğrendin. Onunla ilişkin güzelleşti. Tamam. Evet, bu arada öküzler artık işin içinde değiller. Kartalların ve aslanların görevi dünyada düzeni sağlamaktır. Ve daha yüksek alemlerde insan yüzlü bizler adaleti gözetleriz. Bedenlerimiz ışık varlıklarıyla aynı. Onlar gibi üst dünyada yaşarız. Ama ruhlarımız farklı. Dengenin koruyucuları. Tetramorflar. Bir konsepti duymuştum. İnsan yüzlü olanlar. Melekler değil mi? Bu kelimeden kaçınırız. Onunla ilgili çok fazla spekülasyon var.
Melekler insanları korur. Ona ise doğru şeyi nasıl yapacağını söyler. Öyle değil mi? Daha neler? Küçük çocuk bakıcısı mıyız biz? İnsanlara özgür irade bahşedilmiştir. Bir insan kendi hayatını mahvetmek isterse hiçbir meleğin ona müdahale etmeye hakkı yoktur. Biz kutsal işler içindeyiz ve dünyevi işlere ancak özel durumlarda müdahale ederiz. Şimdiki gibi. Senin kanatların bile yok ama. Evet Leia, herkesin kanatları var. Kızın yok. Kız yüksek sesle neşeli neşeli güldü. Kendime kanat, kuyruk ve hatta alnımın ortasına bir boynuz bile yapıştırabilirim. Ama ne için? Bu çok rahatsız edici olurdu. Bence kanat çok güzel bir şey. Düşündüm, iç çektim. Meleklere gerçekten de inandığımdan değil de insanların umursamadıklarını öğrenmek biraz üzücü. Sonuçta bir koruyucu meleğin seninle ilgilendiğini bilmek çok iyi gelir. Melek hikayeleri bu yüzden çok popüler. İnsanlar onlara inanmak istiyor. Ama aslında bazılarınızın gerçekten de koruyucusu var. İnsan yüzlü değil, dünyevi koruyucular. Bir kartal veya bir aslan. Bu çok nadir görülen bir durumdur. Ama sen şanslısın. Sen onlardan birisin. Ben mi? Peki benim koruyucum kim? Leo kim olacak? Eminim tahmin edebilirsin. Danışman Septentrion geldi. Bayan Rafaella, affedersiniz. Başkan Vedatum hala konuşuyor ama ben acele etmeliyim. Pandemonium'da beni resmi bir onayla bekliyorlar. Tabii hemen sizin için belgeyi hazırlıyorum. Rafi gitti. Danışman ise yanımda kaldı. Hanımefendi, tüm bunlara katlanmak zorunda kaldığınız için üzgünüm. Ama bir elmas törpülenmeden tüm güzelliğiyle parıldayamaz. Kendini feda etme dersi çok korkunçtur. Birçok insan bu derste kendini kaybeder. Ne de olsa bir fedakarlığa karar vermek için sadece yarısıdır. Sana korkunç şeyler yapan birine karşı nefret içinde boğulmamak daha zordur. Halbuki ruhun kendisi bu yolu seçmiş oluyor. Ve her işkencesi aslında sadece bir öğretmendir. Bu sınava güzelce geçtiniz. Kendinizi koruyabildiniz ve Vlad'ı karanlıktan çıkardınız. Size gerçekten hayranım. Umarım çabuk iyileşirsiniz ve o zaman belki beni ziyaret etme davetimi kabul edersiniz. Sizi ziyaret etmek mi? Evet, siz çok ilginç bir insansınız. Sizinle sakin ve telaşsız bir ortamda sohbet etmek isterdim. Buradaki kadar lezzetli çayım yok ama her zaman sevgili misafirimi memnun edecek bir şeyler ısmarlayabilirim. Düşünün derim. Danışman gözlerini benden ayırmadan eğildi ve gitti. Yalnız kalınca battaniyeyi açtım. Kulaklar mutlu bir şekilde havaya zıpladı ama onları yakaladım. Hayır arkadaşlar, efendiniz dönene kadar sakince oturun. Bu arada o nerede? Perdenin arkasına baktığımda Noe'yi gördüm ve aynı zamanda mükemmel bir şekilde duydum. Alışmanıza sevindim. Her şeyi anlamak zor ama heyecan verici. Evet, öğretmen ve diğer editumlar bana yardım ediyor ama bazı sorulara cevapları yok. Örneğin, Azurlar kim? Başkan gözlerini Noe'ye dikti. Onları nereden duydunuz? Geçenlerde çok eksantrik bir hanımla tanıştım. Kendine kahin diyor. Diğerleri onun deli olduğunu düşünüyor. Vidanta. Evet, kaotik konuşmasından pek bir şey anlamadım ama sürekli aynı kelimeleri tekrarlanıyordu. Tehlike ve azur. Diğer editumlar onu boş vermemi tavsiye ettiler. Ama şimdi bu kelimeyi danışmanla yaptığınız konuşma esnasında söylediniz. Noe asi bir yol seçti. Başkanın kaşları kalktı. Bizi dinlediniz ve bunu doğrudan söylüyor musunuz şimdi? Evet, çünkü cevaba ihtiyacım var. Çünkü artık biliyorum ki çok sevdiğim bir insan Azur'muş meğer. Neler olduğunu ve ne tür bir tehlike içinde olduğunu öğrenmem gerekiyor. O dudaklarını büzdü. Siz son derece değişik bir editumsunuz. Ve size şunu söyleyeyim ki bunu görmek harika. Sonunda o dört kart ihtiyar arasında canlı biri var. Açık sözlü, cüretkar ve hatta birinin onun için değerli olduğunu söyleme cesaretini gösteren. Azorlar ışık dünyasının varlıklarıdır. Sorununuzu doğru kişiye sorunuz. Sizi sevdim ayrıca.
Yani sorunuzu cevaplayacağım ama yine cevap veremem. Tabii ki. Azurlar, ışık dünyasının romantik delileridir. Rengi gök mavisi olan en yüksek rütbeli ruhlar. Sonsuza dek üst alemlerin nuru içinde yaşayabilirlerdi. Ama bunun yerine insanlar arasında doğmayı seçtiler. Gönüllü olarak dünyevi yeniden doğuş çemberine girdiler. Ne için? Yukarıda zaten yeterince ışık olduğunda, ancak dünyada yeterince olmadığına inanıyorlar. Ve karanlıkta olanlar için ışık olmaya geliyorlar. Bu, aşkın en yüksek dersidir ama son derece zor bir yoldur. Çoğunlukla insanlar ışığa hazır değildir. Işık onların karanlığını çok fazla vurgulamış oluyor. Bu yüzden onu yok etmeye çalışıyorlar. Azurlar genellikle doğal ölümle ölmez. Ama en kötüsü de bu değil. Ruh için ölüm önemsiz. Geçici bir teknik sorundur sadece. En kötüsü ne? Buraya geldiklerinde Azurlar kim olduklarını ve nereden geldiklerini hemen unuturlar. Ve her kulağda ışıkları küçülür ve işlerinde derinlere gizlenir. Oyunu kuralları bu şekilde. Her şey yolunda giderse adım adım doğumdan doğuma masmavi ruh ışığının yeniden ortaya çıkacaktır. Sonra da üstlendiği görevi yerine getirmiş olarak evine dönecektir. Daha da parlak ve temiz bir halde. Ama bazen dünyevi hayat ızdırabı ve çılgınlığıyla bu ruhları tamamen içine çeker ve kırar. O zaman bu ruhlar sonsuza dek yeniden doğuş çarkına sıkışıp kalırlar ve kayıp ruhlara yardım etmek yerine onlar gibi olurlar. Onlara yardım edilemez mi? Yasak. Onlara sadece koruyucu verebilirsiniz ama burada bile bir sorun var. Hiç kimse bir Azur'un dünyada nerede ve hangi anda doğacağını bilemiyor. Çünkü onlar avlanıyor. Ruh avcıların en büyük hayaldir Azurlar. Hayattaki en büyük ikramiyeyi koparma şansıdır. Ve diğer Azur'un ruhu umutsuzluğa kapılıysa avcılar onu bir anlaşmaya ikna etme şansı yakalar. Kırandık olanları anlıyorum ama Azurlar neden ışıktakilerden saklanıyor? Onlar da mı tehlikeli? Uru biraz tereddüt etti. Işığın varlıkları çok güçlüdür her konuda, günahlarında da. En tehlikesi gururdur. Bazıları yükselirken durmak nedir bilmez. Daha da yükseğe, en tepeye çıkmak isterler. Hepsinden daha çok parlamak, azurlar gibi. Ama kendileri o yola girmek istemez. Yüzlerce kez aynı içinde ölmek, bir daha geri dönmeme riskini göze almak. Bu nedenle daha kolay bir yol ararlar. Masmavi ruhu ele geçirmek ve onun ışığını almak. Bu yüzden azurları mümkün olduğu kadar uzun süre ışıktakilerden saklarız. Noe de duyduklarını düşündü. Ama ruhları olağan dışı ışığını görebilenler var. Evet, bazı küçük çocuklar henüz kaynakla bağlantılarını kaybetmemiş. Her şey olduğu gibi görürler. Ama bebekler genellikle bunu nasıl söyleyeceklerini bilemezler veya kimse onları dinlemez. Çocuklardan haberim yoktu. Öküzlerin aile soyundan gelen bir kızı kastetmiştim. Kimden bahsettiğini anladım. Ay. Kimden bahsettiğini anladım. Evet, eskiden tüm öküzler ruhları okuyabiliyordu. Görme tekniklerine sahipti. Ama dünyevi refah uğruna kendilerini sattılar ve bu yeteneği kaybettiler. Simeon'un ailesi bu yeteneği ve kadim bilgileri kısmen elinde tutan tek ailedir. Çünkü diğerlerinin aksine bu aile insanlara gerçekten yardım etti. Her halükarda ruhları görebilen birinin bir Azura denk gelmesi çok düşük bir ihtimal. Ama yine de oldu. Evet, tam da böyle bir durumla karşılaştık. Başkan yorgun bir şekilde alnını ovuşturdu. Vidantan'ın dediğine gelince o yine bir şey söylemedi. Azurlar her zaman tehlikeyle yan yanadır. Tehlikenin aynı anda hem hedefi hem de kaynağıdır. Sohbet için teşekkür ederim. Ben de geri dönmeliyim. Ama kupiden ayrılmadan önce Noe beni görmeye geldi. Elimdeki kulakları görünce şaşırmış gibi yaptı. Dinliyor muydun? Ne diyorsun peki? Bilmiyorum, başım döndü resmen. Sinirmek için zamana ihtiyacım var. Evet, hepimizin düşünecek bir şey var. Noe elini uzattı ve şefkatle tavşan kulaklarını okşadı. Aferin, aferin çocuklar. Ben yokken neler yaptınız? Gerçekten mi? Ne şanslısınız. Seni sevmişler. Bu dünyayı da. Bizimkinden farklı olarak burada bir sürü değişik ses var.
Evet, güzel anlaştık. İstersen onları sana bırakabilirim. Yemeğe veya özel bakıma ihtiyaçları yok. Sadece ara sıra onlara okşamalı ve bir şeyler anlatmalı. Dinlemeyi severler. Kulaklar canlandı. Onları ben mi alayım? Harika olur, çok tatlılar. Yoksa sana kalsalar daha iyi olur. Tabii ki bu. Duydunuz mu? Leia sizi kendine alıyor. Akıllı olun, yoksa sizi geri alırım. Kulaklar bana sokuldu. Minnet de avucuma sürtündü. Ya yerim sizi. Cebin var mı? Açsana. Cebimi açtım. Kulaklarım zevkle içine atladı. Şimdi gitmem gerekiyor. Elveda Noe. Başını salladı ve aceleyle dışarı çıktı. Çok geçmeden Rafi geldi. Buradaki görevimiz tamamlandı. Şimdi seni aslan arkadaşına teslim edeceğiz ve geri döneceğiz. En az bir hafta kendini pek zorlama. Uzan, dinlen. Seni tanıştığıma memnun oldum. Ben de her şey için teşekkürler. Belki bugün tekrar görüşürüz. Çok isterim ama görüşmesek daha iyi. Böylece o korkunç gece sona erdi. Sonraki günleri şatodaki odamda geçirdim. Leo hep yanımdaydı. Neyse ki o gayet iyiydi. Kendini iyi hissediyor, bana çok iyi bakıyordu. Biraz meyve ister misin? Getireyim. Rafi'nin tedavisi işe yaradı. Isırığın yeri hızla iyileşti. Gücüm geri geldi ama onun talimatlarına yine de uydum. Yani neredeyse her an ya uzanıyor ya da uyuyordum. Sandra da hep yanımdaydı. Bana bakıyor, güçlendirici teller hazırlıyordu. Çok acı değil mi? Bal ekleyeyim mi? Annem Millie ve Katie'yi çiftliğe götürdü. Kızları şehir dışında dağda tedavi edebileceğine karar verdi. Annem ile olanlar hakkında konuşmadık ve onun ne kadarını bildiğini bilmiyordum. Ama ne kadar mutlu bana ki, neşeli ve hareketliydi. Birkaç gün sonra komiser Dugan geldi. Yorgun ve kafası karışmış görünüyordu. Saçma sapan şeyler yemin ederim. Erken tanıklar vampirlerden ve canlanmış ölülerden bahsediyor. Ama tabii ki yönetim böyle bir şey duymak istemiyor. Kızların şoka uğradıklarını ve tarikatçıların etkisinde kaldıklarına karar verdiler. Yıkım, festivalle toplu hipnoz, garip insanlar ve diğer her şey. Her şeyi Vemberi topluluğu kisvesi altında gizlenen Altın Şafak Okült Tarikatına atfetmeye karar verdiler. Bay Dugan, peki belediye başkanı nasıl? İnsanlar ne diyor? Şahsen siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu merak etmiyorum. 2'de 3 diyebiliriz ama 2 diyelim. Türlü türlü şeyler ama heyecan çok büyük. Bu da şatonun popülaritesini dili gibi artırıyor. Ne isimler takmışlar bu şatoya? Büyücüler evi, vampir merkezi, hayaletlerin kara evi. Rahmetli Bay Rütfen böyle bir şöhrete çok sevinirdi. Binlerce turist şu an müzenin açılışını bekliyor. Yasin ve Mika da beni görmeye geldi. Hoşça kal demek ve her şey için teşekkür etmek istiyoruz. Memleketimize Romanya'ya gidiyoruz. Ailemize ait malikanenin terk edilmiş olmasına rağmen hala ayakta olduğunu öğrendik. Alım sürecini çoktan başlattım. Oraya yerleşeceğiz ve malikaneleri restore edeceğiz. Eulalia'nın vatan toprağında ve ormanlarında kendini iyi hissedeceğini düşünüyorum. Değil mi tatlım? Bir akşam yatağımın üzerine bir not buldum. Noe'den. Walt'ın kaderiyle ilgili nihai karar verilmiş. Gizli tutuluyor. Bugün onu uykulu şehirden alacaklarmış. Nereye ve ne söylediğini kimse bilmiyor. Mevsim bulmalıyız. Ancak sözleşmeyi feshedersek Vala'da yardım edebileceğiz. Şimdilik bu kadar. Bilmek istersin diye düşündüm. Bu haber beni rahatsız etti. Düşüncelerimi yatıştırmak için tablo üzerine çalışmaya karar verdim. Tuvalet çıkardım ve temizlemeye başladım. Bir saat çalıştıktan sonra uykum geldi. Ama bu tamamen normal bir uykuydu. Geçmişe gitmiş olmadım. Uyandığımda çok şaşkındım. Sorun nedir? Neden işe yaramadı?
Başka bir portre çıkardım ve üzerine çalışmaya başladım ama bu sefer de bir şey olmadı. Sonraki günlerde birçok kez denedim ama geçmişe açılan kapı benim için kapanmış gibiydi. Dördüncü tuval üzerindeki çalışmaları tamamen bitirdim. Şaşkınlıkla tam olarak bir portre olmadığını gördüm. Üzücü olayların üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Sabah Miriam beni görmeye geldi ve koridorda bir ziyaretçinin beklediğini söyledi. Odamdan çıktım. Ve Chair, uzun zamandır görüşemiyoruz. Winchett, hangi rüzgar attı sizi buraya? Eski patronum bana üfleyerek birkaç öpücük gönderdi. İşler güçler mi Chair? Bu çılgın dönemimizde eski dostları görmek için başka bir sebep bulunamıyor zaten. Artık hiçbir işin bizi birbirimize bağladığını düşünmüyorum. Galeriyi satmışsınız. Şefin arkadaşı artık ama meslektaşız hala. Galerinin yeni sahibi bağlantılarımdan memnun kaldı ve beni sanat galerisinde galerinin elçisi olarak atadı. Ve harika haberlerim var canım. Seni Türkiye'de bekliyorlar. Türkiye'de bekliyorlar. Türkiye'de mi? Orada beni kim bekliyor? Oradaki tanıdıklarımdan biri büyük bir sanat forumu düzenliyor. Grandios olacak. Kültürel arası bir proje. İlimizlere sergiler, basın, heyecan. Üzerinde çalışan tabloların orada sergilenmesini çok istiyorlar. Şey, anlarsın işte. Osmanlı İmparatorluğu, nadir örnekler. Ancak henüz tüm tablolar hazır değil. 6 taneden sadece 4'ü hazır. İnan bana, gereken etkiyi yaratmak için 4 tane de yeterli. Onları sergilemek isteyeceğimden emin değilim. Öncelikle ne tür bir olay olduğunu, ne hedeflediğini anlamam gerek. Ay ay, arkadaşım bunu öngörüyordu. Bu nedenle seni sadece bir restoratör, bir resim uzmanı olarak davet etti. Oraya vardığında sana her şeyi gösterecek, anlatacaklar. O zaman tabloları sergileyip sergilememen kararını verirsin işte. Her halükarda organizasyon tamam. Ulaşım, otel vesaire. O yüzden git eşyalarını topla. İstanbul uçuşun yarın sabah. Uçuş mu? Hiçbir yere gitmiyorum. Kabul edeceğimi nereden çıkardınız? Benim yerime kim karar vermiş? Cesaret almam gerekiyor. O yüzden bunu söyleyelim. Siz mi? Neden ben? Hayır, mom bebe. Şefimiz Monsieur Lockheed buna karar verdi. Seni bir uzman olarak davet ediyorlar. Davetiyen galeriye geldi. Monsieur Noé daveti kabul etti ve iş hayatın için belgeleri imzaladı. Noé beni İstanbul'a mı gönderiyor? Neden? Arkadaşım çok mutlu ve seni görmeyi dört gözle bekliyor. Peki kim bu arkadaş? Onu ne kadar iyi tanıyorsunuz? Onu seveceğine eminim. Harika bir John Holmes sanat uzmanı, kültür yazarı ve büyük bir hayırsever. Adı Ezel Soydan. Onunla iki ay önce Brüksel'de tanıştım. Çok etkili bir Osmanlı ailesinden geliyormuş. Ailesi birkaç kuşaktır sanayi ve ticaretle uğraşıyor. Hep sanatla ilgilenmişler. Koleksiyoncu ve cömert sponsor olarak bilinirler. Ama sanatı meslek yapan ilk Ezel olmuş. Çok da başarılıymış. Son yıllarda 2 yerde yaşamış. Türkiye ve... Bu neydi ya? Uf, unuttum neyse. Çeşitli kültürel projelere öncülük etmiş. Ama böyle bir forum henüz hiç yapılmamış. Bu projeyi Ministère de la Culture ile birlikte yapıyormuş. Anlarsın, bu bambaşka bir seviye. Tabloları nereden biliyor? Benden. Broşov Müzesi'nden tablo satın almadan önce ona danıştım. Osmanlı sanatı konusunda daha iyi bir uzman yok sonuçta. Daha o zaman ona İstanbul'daki sergilerinden birine bu tabloları getireceğime söz vermiştim. Ama onlar artık senin elinde. Bu yüzden Ezel seni de davet etmiş. Winchett bana bir dosyayı uzattı. Her şey burada. Biletler, telefonlar, genel bilgiler. Bon voyage. Hazırlıksız yakalanmıştım. Kafamı tümüyle karıştıran Winchett gitti. Sandra ve Leo'ya çağırdım. Sizce gitmeli miyim? Sanırım Noe seni oraya boşuna göndermiyordur. Leo dosyaya baktı. Her şey çok ciddi görünüyor. Bakanlıktan onaylar, mühürler. Ve 2 kişilik bilet. Senin ve sana eşlik eden kişinin.
Ama ikincisinin de benimle gelmesini istiyorum. Bir bilet daha bulunur. Ancak aktarmalı bir uçuş. Hem de hemen yarın. Çok zor. Siz yarın Leo ile gidin. Ben fırsat buldukça yanınıza gelirim. Bavullarım hazırdı. Geriye yolculuk için kıyafet seçmek kalmıştı. Kaşmir ve deri, keten zarafeti, ipeğin kucağında, pamuğun rahatlığı. Evet. Kıyafeti denedikten sonra uygun bir saç modeli seçmeye başladım. Rüzgarın öpücüğü, güney güneşinin altında, doğunun yıldızı, asi tutamlar. Evet. Ben aynaya bakarken kapı çaldı. Agnes gelmişti. İyi akşamlar Agnes. Bakışlar valizlere takıldı. Leo ile yarın gidiyoruz. Avucunun içinde bana bir şey uzattı. Madalyon çok eskisi görünüyordu. Süslemesi kaplamanın altında kaybolmuştu. Kapı paslanmış ve açılmıyordu. Agnes madalyonu işaret ederek anlayabilmem için net bir şekilde dedi. Armin, İstanbul. Bu İstanbul'daki Armin'in madalyonu mu? Kız onayla başını salladı. Teşekkürler Agnes. Tam ben oraya giderken bana bu madalyonu veriyorsan vardır bir nedeni. Uçuş uzun olmasına rağmen sorunsuz geçti. Havalimanından İstanbul'a transferimiz vardı. Şehre vardığımızda Ezel Soydan bizi bizzat karşılayacağına söz vermişti. Leo ile belirtilen saatte belirtilen yerdeydik fakat bizi karşılayan kimse yoktu. Adres doğru, zaman da. Gecikmiş midir? Telefonu çaldı. Bayan Burnell, çok özür dilerim. Yolda kaza olmuş. Sizin yönünüzdeki yol kapandı. Belki otele kendimiz yerleşiriz. İsim neydi? Olur mu Bayan Laya? Ne oteli? Olmaz öyle. Ailemin konağında kalırsınız. Evimiz çok ferah ve rahat. Merak etmeyin. Size yakın olan bir iş arkadaşımdan sizi alıp getirmesini rica ettim. Onu bekleyin lütfen. Eman sizi almaya geliyor. Tamam, bekleriz. Telefonu kapattım ve şaşkınlıkla Leo'ya baktım. Ailesinin evinde kalacakmışız. Enteresan ama belki de en iyisi budur. Hem beğenmezsek istediğimiz vakit taşınırız. Bir yere oturalım mı şimdilik? Sokağın sonunda küçük bir kafe gördük ve oraya yöneldik. Bavulları taşıyan Leo biraz önden yürüdü. Ben de benim için yeni olan bu şehri ilgili inceleyerek yavaş arkasından gittim. Evlerin duvarlarına, pencerelerini ve ayaklarımın altında eski kaldırım taşlarına bakarken çok zevk alıyordum. Birden arkamda bir çatırda sesi duyuldu. Sanki bir yere domino taşları çökmüş gibi. Yolun kenarında garip bir hareket fark ettim. Bir an için kaldırım taşlarının kabarıp dalgalandığını görmüş gibi oldum. Sanki altından biri sürünerek geçmişti. İlkelerek arkamı döndüm ama hiçbir şey ve kimse yoktu. Ne olabilirdi ya? Ya da sadece bana mı öyle geldi? Kafeye oturduk. Dışarıda sadece iki masa vardı. Duvara dayalı sandalyeye yerleştim. Güneş gölgeliklerin arasından sızıyordu. Sokak sessiz ve ıssızdı. Böyle olmasa sevindim bile. Şehri görmek için biraz zamanımız olur. Evet, burası güzelmiş. Kimse yanımıza gelmeyince Leo içecekleri almak için içeri girdi. Taş duvara yaslanıp serinliğinin tadını çıkardım. Tırrrr. Yine aynı çatırtı sesi. Bu sefer duvarda, bana çok yakın. Dondum kaldım. Bu sefer arkamda duvarın dalgalandığını net bir şekilde gördüm. Bir kısmı birden kabardı ve bir kısım birinin yüzüne çok benziyordu. Masadan fırladım ve karşı duvara koştum ama ses beni takip etti. Tırrr.
Ve bununla birlikte bu sefer komşu evin tuğlalarında yeni bir dalga. Korkuya kapıldım, ileri atıldım. Ve dalga ile birlikte ses de peşimden geldi. Biri ya da bir şey beni takip ediyordu. Korkudan iyice aklımı kaybedip ilk açık kapıya daldım. Seramik dükkanıymış. Sahibi ise beni karşılamaya çıktı. Merhaba. Merhaba tatlım, içeri gel. Arkasına bakıp seslendi. Kızlar yeni biri geldi. Şehrimizin konuğunu ağırlayın bakalım. İkinci salonda birkaç kız masada oturmuş şömlek boyuyordu. Çok tatlı çilleri olan incecik esmer bir kız beni karşılamaya çıktı. Hoş geldin, buyur, otur lütfen. Beni masaya kadar götürdü. Bana bir tabak ve bir fırça verdi. Sessizce oturdum. Hala dehşet içindeydim. Kafam karmakarışıktı. O neydi ya da kimdi? Bir taş duvar nasıl böyle kabarabilir? O sırada masada çok rahat bir atmosfer hüküm sürüyordu. Sanat, çay, tatlı ve kızların cıvıltısı. Somurtup sessizce oturmaya devam etmeme rağmen muhtemelen rahat hissetmem için tüm kıza İngilizceye geçmişti. Yanıma kocaman mavi gözleri olan bir sarışın oturdu. Bana gülümsedi. Rahat ol, seni koruruz. O an en çok ihtiyacım olan kelimeler de bunlardı zaten. Teşekkür ederim. Benim adım Leia. Benim de Derya. İyi misin? Evet, sorun yok. Pek değilim. Sadece korktum. Sadece korktum diyelim. Dışarıda bazı sesler ve hareketler gördüm sanki. Sesler, hareketler. İstanbul öyle bir yer işte. Ve evet, alışkın olmayan birine korkutucu gelebilir. Kızın gök mavisi gözleri tam anlamıyla büyüleyiciydi. Türklere benzemiyorsun. Niye, biz çirkin miyiz anlamadım. Sarışın mavi gözlü diye herhalde. Biz genelde kahverengi saçlı, kahverengi gözlüyüz ya. Ama böyle istisnalar da var tabii, maalesef. Bulgar göçmeniyiz ama atalarım birkaç yüzyıl önce buraya yerleşmiş. Dükkanın kapısında Leo belirdi. Yüzünde korku ve sinir karışımı bir ifade vardı. Buradaymışsın Laya. Neden bana bir şey söylemeden gittin? Seni her yerde aradım. Bize yöneldi ama Derya hızla masanın arkasından fırladı ve Leo'nun yolunu kesti. Seni buraya kimse davet etmedi. Hadi defol. Ne? Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bu ikisini çok yakıştırdım. Ay. Allah'ım ya Rabbim, bir hesabımda Leo rotası yaparken şu an Derya'ya yakıştırmam. Neyse. Ay, boğazım. Arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet, geldim. Devam ediyorum. Leo'nun etrafına dolaşmaya çalıştı ama kız ustalıkla sağa, sonra sola adım attı. Leo her seferinde kendini onun önünde buldu. Aynı zamanda dudaklarında bir tebessüm vardı. Açıkça alay ediyordu. Peki. Leo eğildi. Kızı dizlerinin hemen üzerinde tuttu ve bir tarafa koydu. Derhal beni yerime koy. Öyle yapıyorum zaten. Bu ikisi çok tatlı değil mi ya? Çok yakıştırıyorum ben bunları. Ama tabii Leo rotası olmayanlar için. Yani şu hesapta mesela. Vlad rotasındaki hesabımda. Ama Leo rotası hesabımda olmaz. Kıza girişin uzağa bir yere indirdi ve bana doğru yürüdü. Gidelim Leia. Ama bu sefer yolunu elinde bir su bardağı olan esmer kız kesti. Ah! Sendiriyormuş gibi yaparak Leo'nun pantolonuna bardaktaki suyu döktü. Ne oluyor be? Bu oluyor. Karının nefes almasına izin ver be. Peşinden gezmeyi bırak. Ne karısı? Leia, senin kocan mı? Hayır. Peki o zaman kimin oluyor? Biz ve merakımız. Kızlar birbirlerine baktı ama hiçbiri Leo'nun kocası olduğunu iddia etmedi. O benim, yani benimle ama o kocam değil, arkadaşım. Benim peşimden falan gezmiyor. Beni yabancı bir şehirde kaybettiği için endişelendi. Aynen. Esmer kız kısık bir çığlık atıp masadan peçete kaptı ve Leon'un pantolonunu kurtmaya çalıştı. Affedersiniz, yanlış anlamışız. Evet, kusura bakmayın. Az önce Fatma Hanım buradaki bazı kocaların karılarına nefes aldırmadığını anlattı da.
Hepsi böyle değil. Tabii. Bunu da bir parantez olarak geçelim. Girişte bir adam belirdi. Ağır bakışları Leo'nun pantolonunu kurtmaya çalışan esmer kıza dikildi. Kız onu fark etmeyince adam çokça tehditkar bir şeyler söyledi. Kız ürperdi ve doğruldu. Derya'ya fısıldadım. Ne diyor? Seninkiyle aynı. Neredeydin? Neden gittin? Ancak bu gerçekten onun kocası. Adam Leo'ya kızgın bakışlar atarak tekrar konuştu. Karısı mırıldanarak kendini temize çıkarmaya çalıştı. Sonra adam sırtını döndü ve dışarı çıktı. Kız peşinden koştu. Bizim de gitmemiz gerekiyor. Evan geldi ve bizi bekliyor. Gerçekten de dışarıda bizi bekleyen bir adam duruyordu. Beni görünce de şeyle başını salladı. Bayan Laya Burnham, tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Evangelos Helses. Sadece Evan da diyebilirsiniz. Merhaba Bay Helses. Ben de memnun oldum. Hadi gidelim. Arabamı buradan birkaç blok ötede bıraktım. Hafif adımlarla önünüzde yürümeye başladı. Aristokrat duruşuna hayranlıkla baktım. Ezel gelemediği için çok üzgün. Sizi uzun zamandır bekliyoruz. Onun da iş arkadaşı olduğunu söyledi. Mesleğiniz ne? Uzun zamandır mı birlikte çalışıyorsunuz? Ne üzerine çalışıyorsunuz? Bunu söyleyelim. Siz de sanat uzmanı mısınız? Hayır, ben daha çok memurum. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde icra memuru olarak görev yapıyorum. Birinci İstanbul Kültürler Arası Forumu, Ezel ile ortak organizasyonumuz. Bu etkinliğin amacı ne? Anlatır mısınız? Zevkle. Ben aslen Yunanistanlıyım. Yunanistan uzunca bir süre Osmanlılar tarafından fethedilmiş bir bölgeydi. Aynı şekilde Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve diğer ülkeler. Ancak böylesine zorunlu bir birleşmenin olumlu yönleri de vardı. Ülkelerimizin kültürleri etkileşime giriyor. Birbiri etkiliyordu. Böylece birçok sanat eseri doğmuş oldu. Forumumuzun en önemli amacı bu eserleri kamuya açmaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar düşman olduğu tüm ülkeler bu foruma katılıyor. Birlikte ne kadar büyük bir güzelliği yarattığımızı dünyaya göstermenin zamanı geldi. Arabaya geldik. Soylanların evinde kalacak olmanız harika. Onların yalısı başlı başına bir sanat eseridir. Yalısı? Boğaz kıyısındaki malikanelere böyle denir. Geçmiş yüzyıllarda asil Osmanlı soyluları ve padişahları için inşa edilmişlerdir. Çoğu yılı birden çok kez yeniden satıldı. Ama soylan ailesi yılı nesilden nesile aktararak elde tutmayı başaran az sayıdaki aileden biri. Yılının salonu bütün konak gibi dekorasyonuyla gerçekten kendini hayran bırakıyordu. Bizi bir hizmette karşıladı ve sahibinin evde olduğunu söyledi. Ezel Bey trafiği atlatıp bizden önce varmıştı. Sonra da kendisi yanımıza geldi. Onu uzaktan görünce gözlerime inanamadım. Ama birkaç adım daha ve Ezel bariz onu inkar edemeyecek kadar çok yaklaşmıştı. Soylu'nun ailesinin evine hoş geldiniz Bayan Burnell. Pencereden uzaklaştım ve çalışma aletlerini toplamak için masaya döndüm. Akşam yemeği için hazırlanma vakti. Ezel ile ilk görüşmemiz ve sohbetimiz aşırı kısa ve biraz gergin oldu. Şokta olduğum için onun ne dediğini neredeyse hiç duyamadım. Dalgınımı fark eden ev sahibi yolculuk sonrası biraz dinlenmemizi önerdi. Akşam birbirimizi tanımaya devam edecektik. Evin hizmetlisi odalarımızın hala hazırlanmakta olduğunu söyleyerek Leo ile ikimize geçici birer oda verdi. Yalnız kalınca daha sade kıyafetler giydim ve 5. tabloyu çıkardım. Ülke değişikliğinin bir şekilde 15. yüzyıldaki olayları yeniden görmeme yardımcı olacağına dair ürkek bir umut vardı içimde. Ve öyle oldu da tabloların ana vatanına geçmiş bana yeniden açıldı. Demin orada dönmüştüm ve şimdi de beni soydan ailesi tanışma bekliyordu. Çalışırken gömleğim biraz kirlendi. Ama yeni bir şey seçecek zamanım yoktu. Bu yüzden eski kıyafetlerimi giydim. Merdivenlerden inerken neşeli sesler duydum. Seslerden biri Leo'ya aitti.
Sorun değil, gerçekten alınmadım. Birkaç adım daha ve kendimi salonda buldum. Ama çok aptalca bir durumdu. Gerçekten utanıyorum. Hazır sofranın başında Leo ile beraber seramik atölyede esmer kız ve Ezel duruyordu. Kız gülüp kızarıyordu. Ezel de gülümsüyor ama biraz mesafeli görünüyordu. Ancak beni görünce hemen canlandı. Leia, buyurun gelin. Tanıştırayım, kuzenim Elçin. Gerçi anladığım kadarıyla zaten biraz tanışıyorsunuz. Merhaba Leia, yahu sizin Leo ile misafirimiz olacağı kimin aklına gelirdi? Ne kadar mutluyum. Güzel bir evimiz var ama bazen burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalnız mı? Adam göründüğünde Elçin'in gülümsemesi, güneşe gülümsemesi soldu. Bu da kuzenimin eşi Serkan. Serkan, misafirlerimiz. Ezel bizi tanıştırdı ama adam cevap olarak sadece belirsiz bir şekilde başını salladı. Karısına yaklaştı. Ona Leo mu diyorsun sadece? Sanki o senin kardeşinmiş gibi. Fütursuzca kahkahalar atıyorsun. Üf. Kısık sesle konuşuyordu ama bu sessizlik herhangi bir fırtınadan beterdi. Elçinin bundan ne kadar çok etkilendiğini görünce kayıtsız kalamadım. Serkan Bey, beni dinler misiniz? Eşiniz Leo ile değil benimle konuşuyordu. Sadece misafirperver olmaya çalışıyordu. Yetişkin birim. Neden sürekli onu azarlıyorsunuz? Bunu söyleyelim. Amerika'dan geldiğimizi bildiğinden bizim alışık olduğumuz tarzda iletişim kurmaya çalışmıştır. Bu bir misafirperverlik göstergesi değil mi? Duyduğum kadarıyla önemli bir Türk özelliği. Adamın bakışları yumuşadı, başını salladı. Aynen öyle. Misafirperverlik bizim için çok önemli. Aferin Elçin. Ancak gözleri hemen tekrar parladı. Ama sen ona yalnızlıktan yıkanıyordun. Evli bir kadın çok az tanıdığı bir adamı neler söylüyor. Bu resmen kulaklarıma inanamadım. Serkan, akşamı bozmayalım. Yemek yemek üzere yedik. Masaya otursan iyi olur. Teşekkür ederim, karnım tok. Omzunu silkti ve oturma odasından çıkışa doğru yürüdü. Serkan, lütfen geri dön. Elçin peşinden koştu. Üzüldüm, benim yüzümden fırça yiyecek şimdi. Merak etmeyin, Serkan çok çabuk sinirlenir ama hemen kendine gelir. Çok yakında barışacaklar ve sofrada çifte kumrular gibi ötecekler. Akşam yemeğini bir saat sonra yemeği tercih ederdim. Ama gerçekten açsınız. Ben hiç aç değilim. Ben de pek değilim. Bir saat sonra yiyelim. Leo ile odalarımıza yönelmiştik ki Ezel bana seslendi. Leia, burada kalabilir misiniz? Madem vaktimiz var, sizinle bir konu hakkında görüşmek isterdim. Leo'ya bakıp ekledi. İşle ilgili. Leo bana soru sorarcasına baktı. Onayla başımı salladım. Tamam, konuşalım. O zaman yemekte görüşürüz. Leo üst kata çıktı. Ezel ile ben koltuğa oturduk. Genç adam dikkatle yüzümü inceliyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Ben de susuyor, kendi kendime düşünüyordum. Peki kim o zaman bu adam? Neden aslında bu kadar çok benziyor? Bir sürü cevap seçeneği vardı. Soden ailesi asitli ve köklü bir aile. Muhtemelen padişahlarla akraba bağları vardır. Gratişlerle de olduğu gibi rastgele bir ata benzerliği olabilir. Ama ben ve Leo, Lale ve Aslan'ın kopyalarıyız. Çünkü biz onların yeniden doğmuş haliyiz. Yani Ezel, Hasan'ın reenkarnasyonu, Yasin'in ve biri var. Geçmişten geleceğe karanlık güç sayesinde geçmişlerdi. Ve bu seçenek de göz ardı edilemez. Ezel'in gözlerine baktım. Beni tanıyıp tanımadığını anlamaya çalıştım. Beni hatırlıyor muydu? Büyük bir ilgi ve bariz bir sempatiyle bakıyordu. Ama beni daha önce gördüğüne dair herhangi bir sinyal alamadım. Belki de Ezel'in Hasan'la hiçbir ilgisi yoktur. Ve ona başka bir göze bakmalı. En azından aksini gösteren kanıtlar bulunana kadar. Çok fazla sessiz kalmıştık. Sonra konuşmaya karar verdim. Peki ne hakkında konuşmak istemişsiniz Ezel? Kendine gelmeye çalışır gibi kafasını salladı. Evet. İtiraf etmeliyim ki sizi buraya sadece tablolar için çağırmadım. Bir konu daha var. Oldukça hassas bir konu. Aile mevzusu. Yardımımıza ihtiyacım var. Ama ben size her şeyi anlatmadan önce lütfen bunun bir sır olarak kalacağına söz verin. Yardım etmeyi reddetseniz bile. Peki. Aileme ait çok değerli bir eser söz konusu. Restorasyona ihtiyacım var. Çok zor ve çok acil bir iş. Mithat bu konuda mükemmel olduğunu söyledi. Bu yüzden sizin üstlenmenizi rica edeceğim.
Eserin ne olduğunu ve ne durumda olduğunu görmem gerekiyor. Göstereceğim, ancak o şu an evin dışında, bir depoda. Yapacağımız yolculuk pek rahat olmayabilir. Bodrum'a inip oradan da yer altı geçitine inmemiz gerekiyor. Korkmamanız için sizi önceden uyarıyorum. Henüz hiç tanımadığım biriyle Bodrum'a dolaşmak, en hafif tabiriyle kulağa mantıklı gelmiyordu. Ama yer altında saklanmış aile yadigarı hakkındaki sözleri beni heyecanlandırdı ve melek uyandırdı. Bunun çok önemli bir şey olduğuna dair güçlü bir his oluştu içimde. Kesinlikle görmem gereken bir şeydi. Ayrıca Ezel'i tanıdığım bu kısa süre zarfında genç adam endişe verecek herhangi bir tavırda bulunmadı. Cana yakın ve son derece terbiyeli bir beyefendi izlenimini veriyordu. Winchell de onun hakkında aynı şeyler söylemişti. Ona güvenebilirdim. Tamam, gidip bakalım. Gerçekten Bodrum'a indik. Gayet tertipli ve hiç de korkutucu değildi. Ama sonra tünelden geçmek gerekiyordu. Bu tünel nereye gidiyor, götürüyor? Evimizin biraz ilerisinde eski bir kale var. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden önce de buradaymış. Sultan II. Mehmet aynısının karşı kıyıya yapılmasını emretmişti. Bu iki kale sayesinde boğazı ve üzerinde geçen tüm gemileri mutlak bir kontrol altına tutabiliyordu. Asya kıyılarımızın kalenin adı Anadolu, Anatolia gibi. Karşı yakasındaki ikizi Rumeli, yani Avrupalı. Kimse bilmez ama Anadolu kalesi ailemize ait. Ve geçit onun alt katlarından birine çıkıyor. Gizli hazine ve eserin bulunduğu yer orası. Tünelden yürüdük. Yavaş yavaş. Etrafımızdaki duvarlar kalınlaştı ve giderek daha fazla üzerimize gelmeye başladı. Gündüz ışınlanları unutamadığım için duvarlara endişeyle bakıyordum. Ama bir şey olmuyordu. Duvarlar sessiz ve hareketsizdi. Fakat kısa süre sonra orada burada bazı lekeler fark etmeye başladım. İlk başta nadirdiler ama giderek sayısı çoğaldı. Bu lekeler diğerlerinden farklıydı. Kahverengimsi bir renk tonu vardı. Sonra bunun rutubet olmadığını anladım. Kan lekeleriymiş. Omurgamdan aşağı bir perde geçti. Ama korkuya teslim olmayacaktım. Kendimi doldurmaktansa doğrudan sormak en iyisi. Ezel. Bana döndü. Meşaleler ışığının kırmızı gölgeleri yüzüne yansıdı. Hangi akla hizmet onun cana yakın ve iyi niyetli biri olduğunu düşünmüş olabilirim ki? Ne oldu? Bu kan değil mi? Başka bir leke daha işaret ettim. Halbuki leke bile değil. Resmen kurumuş bir kan birikintisiydi. Evet, kan. Hem de nispeten taze bir kan. Bir haftalık kadar. İleride daha da fazla var. İleri işaret ettiği küçük kapıya baktım. Hem kapı hem de önündeki tüm zemin koyu kahverengi bir renge boyanmıştı. Korkmayayım diye nazikçe beni tünel konusunda uyardınız ama kan içinde olduğu konusunda uyarmayı unuttunuz mu? O zaman benimle gelmezdiniz. Gölgelerde saklanmak istercesine bir adım geri çekildi ama ben üzerine yürüdüm. Bu kimin kanı? Burada hayatını kaybetmiş bir adamın. Aynı nedenle mi cinayet hakkında sessiz kalmaya karar verdiniz? Onayladı. Katil bize burada saldırırsa? Saldırmaz. O istediğinizi yaptı zaten. Ezel kapıya gitti ve ben onu açmaya başladım. Kısa süre içinde kilitleri çözdü ve kapı açıldı. Bahsettiğim eser burada. İhtiyatla yaklaştım ve küçük bir odanın ortasında bir çerçeve gördüm. Çerçeveden kanda paçavralar sarkıyordu ve önümde ne olduğunu hemen anlayamadım bile. Bu bir tablo muydu? Evet, bir hafta önce saldırıya uğradı ve bu tabloyu koruyan eski sağlık hizmetçimiz ise öldürüldü. Zalim bir hayat tarafından hayvan gibi parçalara ayrıldı. Korkuyu yenmekte güçlük çekerek odanın içine girdim ve tuvaldeki resmin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Kolay olmadı ama ayrı ayrı detaylar ve süslemelerden anladım ki bu yedinci tablo, Lale'nin portresi, bir kopyası Karaçatı'nın şapelindeki vitray pencereleriydi. Ama bir tabloya kim saldırır ki? Çalmamış, parçalamış. Neden? İşin sırrı da bu. Sadece ailemizin üyeleri bu tünelin ve odanın anahtarına sahiptir. Özel bir kombinasyon söz konusu. Onu bilmeden bu kapıyı açmak imkansız. Ama tabii ki katil soydanlardan biri olamaz. Özellikle de herhangi bir mazereti olduğuna göre. Sanki öyle düşünceleri uzaklaştırıyormuş gibi başını salladı. Ne diyorsunuz? Tabloya resul edebilir misiniz? Deneyebilirim ama işe yarayacağını söz veremem.
Ancak tablonun başka bir yere taşınması gerekiyor. Bu mümkün mü? Burada çalışamam. Cevap alamayınca zele döndüm. Ama sonra tanıdık bir çatırtı duyuldu. Düşen domino taşları. Tırırır. Odanın duvarı dalgalandı ve ben daha önce ne olduğunu anlamadan ara kapı güm diye çarparak üzerime kapandı. Beni ezelden ayırdı. Laya! Kapıya vurdu. Bana ulaşmaya çalıştı ama nafile. O sıra altındaki zeminde sallanarak beni yere serdi. Düştüm. Sadece kayalara çarptım. Gözlerim kararınca en son duvardan iki elin çıktığını görebildim. Bana uzandılar ve omuzlarımı taştan bir mengene gibi sıktılar. Bilincimi kaybettim. Evet, kim olduğunu az çok anlıyoruz. Kendime geldiğimde hissettiğim ilk şey omuzlarımdaki ağırlıktı. Göz kapaklarımı zar açarak derin bir kadife koltukta oturduğumu anladım. Omuzlarımdaki ağırlık topuklara kadar inen şık bir kürk pelerinmiş. Bana çok faydası oldu. Su kıyısının kalenin en tepesinde esen akşam rüzgarı hiç de ılık sayılmazdı. Ağır antika tabaklarla servis edilmiş lezzetli yemeklerle dolu sofranın başında oturuyordum. Önümde yine aynı kadife koltuk vardı. Boştu. Etrafımda kimse yoktu. Kalkmaya çalıştım ama halsiz düşerek tekrar koltuğa gömülmek zorunda kaldım. İster istemez gökyüzüne baktım. Gün batıma başlamak üzereydi. Bulunduğum noktadan muhteşem görünüyordu. Kocaman, kan kırmızısı rengine bürünen güneş ufuğun arkasına doğru giden yolculuğuna başlamıştı. Ondan yayılan renkler bütün gökyüzüne boyamıştı. Narin mavi renk ağır bordo ile karışıyor, pembe ve vanilya tonları bulutlara yansıyordu. Evet. Bu inanılmaz manzarayı kendim o kadar çok kaptırmıştım ki kale duvarına belirlemiş figürü fark edemedim. O figür bana doğru bir adım attı. Selam tatlım. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.